Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sarı koltuk dedikodularıyla karşınızdayım. Sebebini asla anlayamadığım bir şekilde bu seriyi aşırı derecede seven bir kitle var. Ne zaman Antalya'ya gelsem sarı koltuk dedikoduları, sarı koltuk dedikoduları diye diye başımı netliyorsunuz. Ben de oturdum ve çekiyorum. Her zamanki gibi Instagram'dan sorular istedim ve elimden geldiğince daha böyle farklı sorular seçmeye çalıştım ve gerçekten farklı sorular da vardı. Şaşırtıcı sorular, hatta işte mide ameliyatı, burun ameliyatı vesaire vesaire gibi. Şimdi hepsini konuşacağız. Çayınızı, kahvenizi inşallah almışsınızdır ve gelmişsinizdir karşıma. Çünkü birazcık belki uzun bir sohbet videosu olabilir. Oyunculuk eğitimi. Evet, sonunda, bir yılın sonunda artık oyunculuk eğitimine başladım. İstanbul'a taşınmamdaki en büyük sebeplerin arasındaydı bu oyunculuk eğitimi. Ama bir türlü böyle bir şeyler yolunda gitmedi. İşte hep aslında biraz suç kendimde de var. Erteledim işte, onu bahane buldum. İşte o hoca olmaz, şöyle olmaz, böyle olmaz. Burası içime sinirdi, oranın enerjisi şöyle diye bir türlü olmadı. Çok fazla oyunculuk atölyesi araştırdım, hocalar araştırdım. Her şeyin demek ki en doğru zamanı varmış ve ben de sonunda başladım. Dersi Semih'ten alıyorum. Semih hocam, abim, arkadaşım. Yani ona bazen abi diyorum, bazen hocam diyorum, bazen Semih diyorum. Karma karışık. Tamamen o anki ruh halime göre bu değişse de hocam Semih Varol. Gerçekten kendisi dünya tatlısı bir insan. Derslerde ne yazık ki dünya tatlısı bir insan olamıyor. Bambaşka bir hoca oluyor. Derslere gelecek olursak da ilk önce derslerimize her zaman nefes ve enerjiyle başlıyoruz. Bence bu iki dersi de bütün insanların alması gerekiyor. Yani sadece bunu oyunculuk odaklı, oyuncu olmak için almamız gereken, yapmamız gereken, öğrenmemiz gereken şeyler olarak düşünülmesin. Farkındalığınız açılıyor, daha sakin bir insan oluyorsunuz falan filan. Gerçekten kendimde çok 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 faydasını görüyorum. Nefes ve enerjinin. Sonra Semih hocamın önerdiği bazı kitaplar var. İşte onları okuyorum. Kısa kısa yerler oluyor. Onların ezberini yapıyoruz. İşte onları oynuyoruz. Bunlar bazen tiyatro oyunu oluyor. Bazen o an Semih hocamın aklına gelen herhangi bir rol olabiliyor. Çok güzel gidiyor ve gerçekten derslerde çok eğleniyorum. Kendimi de kafa olarak çok rahat hissediyorum. Hani sonuçta artık yapmak istediğim bir şeye başladığım için çok rahatım o konuda. 10 numara gidiyor dersler. Şuna anlam veremedim. Burun ameliyatı niye olmuyorsun? Şimdi senin benim burnumla ne gibi bir alıp veremediğin var bilmiyorum ama benim burnumla hiçbir alıp veremediğim yok. Vücudumda bir yerimi yaptıracak olsam galiba en son burnumu yaptırırdım. Burun ameliyatı da olmadım yani, hani eğer öyle bir şey mi acaba duyduğunda bu soruyu sordum. Bilmiyorum. Orkun Işıtman yarışmasına neden katılmadın diye bir soru gelmiş. Hatta bunu geçen gün Instagram'da soru cevap yaparken de aslında cevaplandırmıştım. Bir de burada söyleyeyim. Orkun beni aradı bu proje için ve işte detaylarını falan anlattı. Çok böyle detaya girmeden, işte şöyle olacak, böyle olacak, Domine'ye gideceğiz, bir ay falan orada kalacağız gibi üstü kapalı bazı şeyleri anlattı. Ama arkadaşlar gerçekten oranın şartları hiç... Yani bana göre değildi. Her şeyden önce zaten zor bir yarışma. Şartları çok zor. Bir kere zaten Dominik'tesin, adadasın, bir evdesin. Hepinizi kapatıyorlar evin içine. İşte daha önce hiç tanıdığın ya da tanımadığın insanlarla birlikte böyle belli bir zaman geçiriyorsun. Onlarla yarışıyorsun falan. Kendime uygun bulmadığım için katılmadım. Ama izlemek için de heyecanlıyım. Eminim ki çok böyle efsane bir yarışma olmuştur. Yakında da başlayacak herhalde, bilmiyorum. Başlayınca hepimiz görürüz bakalım nasıl geçmiş. Arada sırada YouTube'a ara veriyorsun, uzun zaman video atmıyorsun. Bunun sebebi nedir? Şimdi bunun sebebi, bazen böyle işte bir hafta, iki hafta video atmadığım zamanlar oluyor. Yalan yok, bazen tıkanıyorum. Nasıl bir video yapsam, şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam diye video günüm zaten aksıyor. Mutlaka bir şey çıkıyor ve video çekemiyorum. Video çekemediğim için enerjim düşüyor. İşte böyle yetiştirme, işte kendim bir şeylere zorunlu hissettiğim zaman o olmuyor. Benim tamamen içimden gelmesi gerekiyor bu video çekmem. İşte o enerjiyi kendimde bulmam lazım. İşte süper bir içerik olması lazım. Şöyle olması lazım. Geziyor olmam lazım falan. Mesela en çok gerçekten video içeriği olarak ben vlog çekerken çok eğleniyorum. Bu vloglarda o her halimi gördüğünüz için daha böyle bana rahat geliyor ve daha çok seviyorum vlog çekmeyi de. Kickbox nasıl gidiyor? Arkadaşlar kickbox gerçekten ilk başlarda çok kolaydı, tamam mı? İşte sonuçta işte hareketleri öğreniyorsun. Hoca bir kere senin çok fazla üstüne gelmiyor. Dersler ilerledikçe ben yavaş yavaş zorlanmaya başladım. Çünkü artık şey, bir kere deli gibi enerji arttırıyor.
kesinlikle yoran bir spor değil. Kum torbasına geçirdikçe, hocaya vurdukça, yumruk attıkça böyle daha da hırslanıyorsunuz, anladınız mı? 10 ders falan aldım. 10 dersi bitirdim. Helal olsun bana. Kendimden beklemediğim bir şey 10 dersi bitirmiş olmak. Yani böyle stres atmaya iyi geliyor falan dediklerinde çok fazla inanmıyordum. Hani yapmadan gerçekten bilememişim. İyi ki de yaptım. Gerçekten çok fazla böyle strese iyi geliyor. Ya dersten çıktıktan sonra böyle pamuk gibi oluyorsunuz. Asla böyle işte gününüz gergin geçmiyor. Daha böyle sakin oluyor. Daha böyle mutlu oluyorsunuz. Tabii mutlu olmak için tabii ki de bir yerlere yumruk atmak gerekmiyor. Ama o bir yerde böyle iyi hissettiriyor yani. Bir kere zaten hareket halinde olduğunuz için iyi hissediyorsunuz kendinizi. Sosyal medyada zorla takip ettiğin insanlar var mı? Üzülerek söylüyorum, evet var. Şimdi mesela bir ortamda tanıştığın zaman nedense direkt böyle anında takipleşme olayı var. İşte bak ben seni takibe aldım diye de bana tekrar böyle karşındaki insan söylediği zaman ayıp olmasın diye tabii ki de geri dönüş yapıyorum. O Ne Diyor kanalına konuk olmuştum. Ne zaman yayınlanacak? Bir ayı geçti. Çorumlu Amir'le çok eğlenceli bir video çektik. Onun güzel bir konsepti var. Ne zaman geleceği konusunda bir fikrim yok. Aklıma gelmişken hatta bugün Amir'e de sorayım ne zaman gelecek. Ben de merak ediyorum. Biz o videoda çok eğlendik. Asla spoiler vermem. O videoda izleyin. Instagram'da ya da YouTube'da önerdiğin ürünleri gerçekten kullanıyor musun? Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki evet kullanıyorum. Bu şu şekilde de algılanabiliyor. İşte ya bunlar reklam için her şeyi yapar. Kendi arkadaşlarım, kendi akrabalarım bir şey alacağını ya da benim önerdiğim bir şey, bak gerçekten alacağım ama reklam mı değil mi anlamadım. Reklam mıydı değil miydi de bana soruyorlar. Evet reklam. Reklamını yapıyorum. Zaten bilmiyorum, bunu eminim ki fark ediyorsunuzdur. Neyin reklamını yaptığımı, neyin reklamını yapmadığımı. Reklam böyle her önüme gelen şeyin reklamını tabii ki de yapmıyorum. Gerçekten iyi bir marka olduğunu inandığım şeylerin ve ürünlerin reklamını yapıyorum ki öncesinde zaten deneyimliyorum. Reklamını yaptıktan sonra da ben kullanmaya devam ettiğim için gönül rahatlığıyla her yerde bahsediyorum. O yüzden eğer bir şey öneriyorsam gerçekten onu kullandığım için size öneriyorumdur. Mesela memnun kalmadığım ürünleri de ben öneriyorum, söylüyorum. İşte bak ben bunu denedim, bende şöyle oldu, sizde de böyle olmasın, dikkat edin gibi. Size böyle bilgiler vermek, bir şeyleri anlatmak, önermek, işte benim mesleğim gibi bir şey artık. Mide ameliyatı olmayı neden düşünmüyorsun? Şimdi mide ameliyatı aslında böyle son zamanlarda özellikle arttı. İşte nasıl zayıfladım, mide ameliyatı oldum. Nasıl zayıfladım, midemi aldırdım. Nasıl zayıfladım, midemi balon taktırdım. Nasıl zayıfladım, midemi şöyle yaptım, midemi böyle yaptım. Ben korkuyorum. Gerçekten bıçak altına yatmaktan korkarım. Tamam, çok kolay bir çözülmüş gibi gözükebiliyor o an. Çok mantıklı geliyor. Çok böyle cezbediyor. Aa tamam işte bir daha hiç kilo almayacaksın. Çok kolay bir şey. İşte sadece bir ay acı çekiyorsun falan. Ameliyatı bir şekilde olursun, tamam mı? Sonuçta narkoz etkisindesin ve gerçekten hissetmiyorsun bir şey sonuçta. Ama hissetmeye başladığın zaman, o narkozun etkisi, ağrı kesicilerin etkisi geçmeye başladığı zaman o sonraki süreç beni çok korkutuyor. Kendimde mide ameliyatı olacak kadar bir kilom olduğunu da düşünmüyorum. Herkes bu kadar direkt böyle kolaya kaçmasın. Yani artık en son çözüm olarak o mesela akla gelsin. Çünkü sen ne bileyim sporunu düzenli yaptın mı, işte diyetini yaptın mı, sağlıklı beslendin mi falan filan. Bunları düşündükten sonra hani tüm bunlara rağmen eğer kilo veremiyorsan, ciddi bir rahatsızlığın, hastalığın varsa tabii ki de ol. Ha spor yapmayı sevmiyorsan da ol, diyet yapmayı sevmiyorsan da, sağlıklı beslenmeyi sevmiyorsan da yine olabilirsin. Kimse kimseye karışamaz sonuçta. Ama benim düşüncem bu şekilde düşünüyorum. Gerçekten de bu arada güzel zayıflattığını görüyorum. Herkes yani böyle efsane oluyor. 2019'u özetler misin? 2019'u şu an burada özetlemek istemiyorum. Bunun için çok ayrı ve daha özel bir video hazırlıyorum. Zaten 2019'un bütün özetini o videoda hep birlikte görmüş olacağız. Bakalım neler yapmışız. Bu dedikoduyu konuşmadan asla geçemezsin. Can Yaman hakkında ne düşünüyorsun? Normalde sosyal medyada böyle işte çok fazla magazinsel olaylar hakkında tepkilerimi göstermem, belli etmem. Çünkü çok fazla umurumda olan bir şey değildir. Ve İlk defa demeyeyim ya da bilmiyorum, belki hatırlamadığım bir şey olabilir. Bu Can Yaman konusunda tepki gösterdim. Çünkü artık adam kafayı yemiş gibi sürekli böyle saçma sapan konularla gündeme geliyor. Benim de tepki gösterdiğim olay işte bir kadına röportaj sırasında işte arka odaya geçelim gibi saçma sapan bir cümle kurduğu olaydı aslında. Yani bilmiyorum, bu bir belki PR olabilir. Ha bu arada kesinlikle işte o havaalanlarında toplanan insanlara, onlara bunlara hiçbir şekilde inancım yok ki.
Bence zaten çok fazla dalga söz konusu oldu. Tutup da dalga geçmeyeceğim. O kadar umurumda değil çünkü umursamıyorum. Bu arada oyunculuğunu falan hiçbir şekilde izlemedim. Ya bir kere Can Yaman'ı bir yerde izledim mi deseniz izlemedim yani. Hangi dizilerde oynadığını bilmem. Kaç yıldır oyuncu olduğunu bilmem etmem ama ister istemez haberlerini görüyorum yani. Ve sinirlerim de bozuluyor bu haberlere. Yalnız yaşamak sıkıcı değil mi? Neden en baştan beri bir ev arkadaşın yok? Bence yalnız yaşamak dünyanın en güzel şeyleri arasında olabilir. Çünkü kendine göre tamamen bir düzen ve bir hayat kuruyorsun. Karışanın yok, edenin yok. Ki bir de bence biriyle yaşamak kesinlikle çok zor. En yakın arkadaşın dahi olsa, kardeşin dahi olsa aynı evde yani hani aileyle birlikte değil işte atıyorum kardeşinle birlikte yaşıyorsan çok zor. Arkadaşınla birlikte de yaşıyorsan çok zor. Çünkü belli bir yerden sonra aslında senin arkadaşlığın da riske girmiş oluyor. O yüzden hiçbir zaman böyle aa keşke ev arkadaşım olsaydı işte niye ev arkadaşım yok gibi bir şey de düşünmedim. Zaten çok fazla her gün yani arkadaşlarım geliyor. Ben de kalmak isteyen arkadaşlarım kalıyor. Günlerce kaldıkları da oluyor falan. Tabii ki de eğleniyorum ediyorum ama biriyle ciddi bir şekilde böyle aynı evde yaşamak fikri bana korkunç geliyor. Makyaj kanalı ol artık. Bütün kadın takipçilerin rahat etsin. Son yılda kendini inanılmaz geliştirdim bu konuda. Ha bir anda böyle şeyle başlayıp kötü biteceğini düşünmüştüm ama çünkü çok sert başlamış ol artık falan deyince. Bir kere makyaj kanalı olmayı hiç düşünmedim. Çünkü yeteri kadar bu konu hakkında bilgim olduğunu da düşünmüyorum. Ha tabii ki de kendimi geliştirdim. Evet yalan yok. Ama tutup da direkt işte makyaj kanalı olamam. Çünkü en başında zaten eğlence kanalıydım. Artık yavaş yavaş böyle daha çok lifestyle'a döndüm. İşte şaka kanalıydım falan filan. Bu şekilde devam etmek istiyorum. Makyajlarımı vloglar arasında zaten gösteriyorum. Instagram'da gösteriyorum. Ama işte tutup da özellikle işte ne bileyim en pahalı 10 ürünle makyaj gibi bir video benim kanalımda kolay kolay görmezsiniz. O yüzden maalesef makyaj kanalı ol artık şeyine katılmıyorum. Olamayacağım. Üzgünüm. Protez tırnak kullanımı hakkında söyleyeceğin şeyler neler? İlk defa hayatımda protez tırnak yaptırdım. Daha önce sadece iki defa kalıcı oje yaptırmıştım. Kendi tırnaklarım uzunken ama şimdi şöyle ilk başta çok zorlandım. Bir de normal boyundan daha böyle uzun oldu. Çok fazla uzun tırnak kullanmayı normalde de seven bir insan olmadığım için bir tık yine uzun olsun ama yani kullanabileceğim bir tırnak olsun dedim. Biraz zorlandım ama şu an rahatlığına alıştım. Sadece yine yaptırdığımda kısa yaptıracağım. Sadece biraz şeklinde böyle kararsız kaldım ama benim normal kendi tırnak şeklimde küt yani kare. O yüzden tırnak şeklim böyle sivri falan yapmam. Kullanımı da dediğim gibi ilk başlarda yaptırırsam büyük ihtimalle zorlanırsın. Çünkü telefonda mesaj yazmaktır, işte pantolon giyerken falan çok zorlandım. Her an kırılacakmış gibi hissettiriyor. Aslında sağlam yani anladın mı? Kırılmaz. Son zamanlarda çok fazla çekiliş yapıyorsun. Gerçekten güvenip katılmalı mıyız bu çekilişlere? Size şunu tüm kalbimle söyleyebilirim ki bütün çekilişler gerçekten asla benim böyle girip tamam seni seçiyorum diye seçtiğim çekilişler değil. Zaten çoğu zaman marka işbirliklerinde çekilişler yapıyoruz. Çıkan isimler zaten onaya gidiyor, markanın onayından geçiyor. Bazen onlar seçiyorlar tamamen. Yani gerçekten güvenip katılabilirsiniz. Kendi verdiğim hediyelerde de zaten açık ve net bir şekilde böyle çekiliş anını çekip paylaşabiliyorum. Asla ama asla bir art niyet vesaire işte onun gibi şeyler aklınıza gelmesin. Ama yani bunu da söylemeden geçmeyeyim. Herkes bu kadar şeffaf değil. Ben bunu söylüyorsam bir şeyler bildiğim için söylüyorumdur. Haberiniz olsun. Siz zaten zeki insanlar olduğunuz için kimin çekilişleri şeffaf, kiminki değil, kime güvenmeniz gerektiğini zaten kendiniz bence anlayabilirsiniz. Bazen çok durgun gözüküyorsun. Bunun sebebi bulunduğun ortam mı yoksa insanlar mı? Ya bunun sebebi insanlarda olabiliyor, bulunduğum ortamda olabiliyor, kendi ruh halimle alakalı da olabiliyor. Tamamen değişken. Karşıma çıkan insanlar bazen çok enerji emici insanlar vardır ve gerçekten onlardan böyle etrafta çok fazla. Yani sokakta yürürken de ben durgun gözükebilirim. İşte evde böyle yatarken de her zaman tabii ki de enerjim böyle 10 numara bir enerjim olmuyor. Sonuçta insanım ben de. Yorulduğum, üzgün olduğum, modumun düşük olduğu zamanlar oluyor. Ve şunu söyleyeyim. İşte biz Semih abiyle bu enerji ve nefes dersine başladığımızdan beri bu tamamen değişti. Kendi enerjini yükseltmekte, düşürmekte tamamen senin kendi elinde aslında. Mesela meditasyon yapıyorum. Gerçekten çok çok iyi geliyor. Meditasyona başladım. Yaklaşık
yazdan beri diyebilirim. Çok düzenli olmadı. Ama mesela 21 günlük bir meditasyon, işte bir şeyine katalım falan. Bolluğun 21 günüydü. Bilmiyorum, bazı insanların işte meditasyon yaparken sinirleniyor mesela, anladın mı? Hani o sakinliği yakalayamayabiliyor. Ama bana çok iyi geliyor. Bir de bende mesela şöyle bir şey var. Atıyorum, bir ortama girdiğim zaman kendimi çok fazla böyle belli etmeyi sevmiyorum. Yani işte tabii sohbete katılıyorum, sosyalleşiyorum, insanlarla tanışıyorum falan ama böyle çok bütün dikkatler benim üstümde olsun, işte herkes konuşalım, şöyle olsun, böyle olsun, o şeyleri sevmiyorum ya. Çünkü gerek yok. Böyle ortamlarda diğer insanlara baktığın zaman biraz daha böyle sessiz sakin kalabiliyorum tabii ki de. Öyle yani, bakayım şöyle. Sorularda bayağı da soru cevaplandırdım galiba. Ya bu arada şunu da söyleyeyim. Ne zaman bu işte sarı koltuk için soru istesem ya da Instagram'da bazen soru cevap yapmak istediğimde sizden soru istesem, olmazsa olmaz benim özel hayatım bu konu hakkında çok soruyorsunuz. Gerçekten çok soruyorsunuz ama cevaplamıyorum. Cevaplamayacağım da. Anlayanlar zaten anlıyor. Sevgilin var mı? Kaç yaşındasın? Nerelisin? İşte burcun ne? Onlar buna artık o kadar klasik sorular ki, bakın bunu hangi YouTuber'a sorarsanız sorun cevaplamaz yani. O yüzden daha böyle yaratıcı sorular seçtiğiniz zaman hem sohbet daha uzuyor hem daha güzel bilgiler vermiş oluyoruz, sohbet etmiş oluyoruz sizinle. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi davranın. Kendinizi sevin. Kanalıma abone olmayı da, videomu beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum ve sizi öpüyorum. Bay bay.